tabi yeni değil bu soru. Eskiden beri sorulan bir soru. Çünkü aşağı yukarı 50 yıl öncesinde şunu duymuştum. Bir derviş demişti ki şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Dolayısıyla şeyhi olmayanın şeyhi esah şeytan mıdır diye sormak her iman sahibinin hakkıdır. Arkadaşlar, şeyhi olmayanın şeyhi şeytan değildir. Ancak. Estaizu billah, innellezine gailu rabbunallah thummestekamu şartıyla. Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru oldular diyor Cenab-ı Hak. Yani bir insan amentu billah ve bimâ ce'e min indillah derse, bunu Arapça demez de Türkçedir. Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye iman ettim der. Bunda samimi olursa onun Allah'ın izniyle baş ustası ve baş üstazı Allah'u Zülcelal'dır. Kendi bildiğiyle amel ettikçe bilmediğini Cenab-ı Hak ona öğretir. Rabbimizin bu hususta Yüce Resulü dilinden çokça müjdeleri var. Demek ki bir insan sadece Allah-u Zülcelal'e ve ondan gelen her şeye iman et der. Bu sözünde sağlam durursa Allah ona bilmediklerini öğretir, yola götürür. Ancak şeyh'ten burada maksat o dervişlerin iddia ettikleri konu ve yoldaki şeyh'ten maksat tarikat üstazları. Tarikat yararlı bir yol, hayırlı bir yol. Çünkü tarikat yüce din İslam'da ihtisastır. Biz bunu 40 derste tasavvufta da anlattık. Yeri geldikçe anlatıyoruz. Yazdığımız eserlerde bazen parantezler açıp izahlar yapıyoruz. Şimdi sevgili Resulullah Efendimiz'e geldi, ne dedi? Ey Allah Resulü, bana bir şey söyle ki onu yapayım, cennete gideyim. O da kelime-i şehadeti, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini, yani sözünü, cümlesini telkin etti. Ondan sonra namazı, zekatı, orucu. Beşinci neydi? Sıla-i Rahim. Hac henüz çünkü farz değildi. Yani akraba hukukuna riayet. Onlarla alakayı kesmemek. Dün bir çocuk sordu. Hocam, akrabamız bizden kopsa, vazgeçse ne yapacağız? Biz vazgeçmeyeceğiz İslam'ın. Akraba hukuku pek önemli. Dolayısıyla bu zata bunları telkin etti. Yani ne dolayısıyla? Akrabanın önemi, ehemmiyeti dolayısıyla. O zat yemin etti. Dedi ki ben bunları eksiltmem, bir şey de ekletmem dedi, gitti. Giderken Resulullah Efendimiz bir cennetlik görmek ister misin? İster. İşte bu zat eğer dediğinde doğru çıkar. Yani arkadaşlar, bir adam İman ve İslam'ın esaslarına sahip olursa Allah'ın izniyle kimseye ihtiyacı olmadan cenneti bulur. Pekala, yeter. Tarikat, hakikat, marifet, esrar-ı ilahi yolları yok mu? Elbette var. Diyorum ki Türk vatandaşı olmak. Türkiye Cumhuriyeti'ne kayıtlı insan olmak. Peki okumak okumamak şartı var mı? Yok. Değil mi? Küçük bir işle bu vatanda ömrünü sürdürebilir mi? Sürdürür. Peki ilkokulu okursa kötü mü olur? Elbette yok. Peki bir de ortaokul, bir de lise, bir de üniversite, bir de üniversiteden çıkar seçkin bir memur, müdür, öğretmen olursa, hatta üniversite hocası olursa,
Hatta hocaların hocası olursa kötü mü olur? Maddeten ve manen ne yapar? Yücelir, yükselir. Yani o dervişler şöyle demeli. Arkadaşlar, madem 4 günlük dünyada aza kanaat etmiyorsak, ebedi hayat yurdu olan ahiret için gayret edin. Yunus'un dediği gibi, şeriat, tarikat, yoldur varana, hakikat, marifet, andan içeri. Bakın şurası çok önemli. Tecelli de nasip erdi kimine? İnansınlar, inanmasınlar. Yunus diyor ki, Allah Teala'yı görenler oldu. Allah Teala'yı görenler oldu. Kiminin maksudu? Andan içeri diyor. Allah Allah. Allah Teala'yı görmekten öte fazilet, derece, makam, mevki, mertebe mi var? Elbette var. Ne olmak? Köle olmak. Kime? Allah'a. Ecdat, geçmişte çok rastlardık. Şimdi çok az rastlıyoruz. Hele hele yeni çocuklarda göremiyorum. Satılmış adlarını. Ne demek? Mevlasına satılmış. Yani kul Rabbini görse dahi olgun kul olmayı murat edecek. Kim gibi? Her konuda önderimiz, örneğimiz olan sevgili Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz gibi. Geçen sene bir vatandaş işte bir ağabeyimizi tarikatta yetkili birini rahatsız etmiş. Sen yolunu, halini, çalışmanı bırak, ben üstazdan ders al. Niye? Üstazım Mehdi. Beni aradılar. Dedim ki sen oraya ne zamandır gidiyorsun? İşte 6 aydır tanıştık, çalışıyoruz. Nasıl çalışıyorsun? Harıl harıl. Öyle mi? Sabah namazını kıldın mı dedim. Hemen o ağabeyi fırsat buldu. Benim misafirim de kalkamadı dedi. Peki Kur'an'ı düzgün okuyabiliyor musun? Yok. O vatandaş dedim, Mehdi olsa bile sen sahtekarısın diyor. 6 ayda insan çok yol alır. Sen daha dinini bilmiyorsun. İman İslam nedir haberin yok. Bugün namazı bırakmadan kılacaksın. 1, 2 düzgün okuyarak kılacaksın. Bir hoca efendi garip mihrapta hayhı okuyor. Aynı gayn okuyor. Namazı iade ettiriyorlar bozuldu diye. E sen kimden torpillisin ki? Baştan ayağa hatalarla okuyorsun. İşte ben şöyle edeceğim, böyle yapacağım, işte şunu edeceğiz, bunu edeceğiz. Bakın 2 sene oluyor. 2. seneye döndü. 1 sene geçti. Dünyadaki olayların hayrına katkıları, şerrine ufacık bir engellemeleri olmuyor. Ve ona şunu da söylemiştim. Üstazın Mehdi olsa Alicik olabilir. Hazreti Ali. Halbuki biz diyoruz ki Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Efendilerimiz. Hulefai Raşidin, Mehdiyin Efendilerimiz dahi öğretmendir. Önder Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Kulasa sözü toparlayacak olursak arkadaşlar, kimse kimseye kendisinin yüklenmediği yükleri yüklenmez. Mesela şeyhi olmak insana şeytandan kurtulmayı sağlar. Sen şeytandan kurtuluşu anlat, şeytandan kurtulma yollarını gösteren zatları bul, buldur. Ve onlara da sadakatle öğrenci ol. Allah onları ve bizleri razı olduğu halde yolda başarılı kılsın. Demek ki bir insan dağ başında veya halk içinde Allah-u Zülcelal'e ve ondan gelen her şeye, başta Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ben Kur'an'a inanırım da diyor, Hazreti Muhammed'e inanmam, haşa. Sen Kur'an'ı dünden inkar etmiş olursun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan evvel inkar etmiş olursun.
Öbürü diyor ki inanıyorum da ben Kur'an'a uyarım. Sen şeytana uymuşsun. Allah Teala büyüğümüzü küçüğümüzü şeytana uymaktan korusun. Adam şeyh olur şeytana uyar. Mürid olur uyar. Hoca olur uyar. Talebe olur uyar. Ama samimi olan kurtulur. Az bilik çok bilik. Cenab-ı Hak ayetinde estaizu billah ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve künü ma'assadini. Ey iman edenler Allah'tan korkun, korunun. İttekû kelimesi korunun tam manası. Kısacası Allah ve Resulüne ters düşmekten korkun. Ve doğrularla beraber olun. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve künü ma'assadini. Doğrularla beraber olun. Yılana sormuşlar işte eskilerin sohbetlerinden güzel bir söz bu. Nasılsın yatmış ufuzun dost doğru. Yürü de görer. O bir sadece eğri büğrü yürümesiyle kalmaz. İşi gücü zarar vermektir. Cenab-ı Hak da en çok zarar verenleri lanetler. Allah bizleri kendimize, çevremize, yer ve gök ehline hayırlı kılsın. Evet, demek ki şeyhi olmayanın şeyhi şeytan değildir. Allah'a imanında samimi ise. Şeyhi olan güzel bir ilme, ahlaka sahip bir zata intisap etmiş, bağlanmış, kendisini ona bağlamış, ona ait kılmış, onun öğretmenliği çerçevesinde çalışıyor, çırpınıyorsa tebrik ederiz. Çünkü dinde bir gelişmeye ne yapmış? Yönelmiş demektir. Gelişme içerisinde çalışıyor demektir. Allah mübarek etsin. Fakat biz insanlara farzları tavsiye ederiz. Hadi vacipleri de. Arkadaşlar nafileleri yüklemeye kalkışmayız. Nafileleri öğretiriz, güzelliğini anlatırız ama nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geniş tutmuş. Biliyorsunuz, ashabın önde gelen özelliklerinden birisi bir kardeş diğerinin bir vakit namaz bırakmasına müsaade etmemesiydi. İmandan sonra namaz, ondan sonra zekat, oruç, hac vesaire bunlar da ondan sonra hukuka riayet, haramlardan korunma, kaçınma. Bazı zatlara bakarım haklı olarak Allah'tan korkanlar mı, ona ibadet edenler mi önde? Korkanlar diyor. Mesela, bu Allah korkusu insanların hukuka riayetinde kendisini gösterir. Allah'tan korkan halka merhamet eder. Allah'tan korkan hakkına razı olur, hukuka tecavüz etmez. Allah'tan korkan merhamet eder. Diyeceğim, bilen kardeşlerimizin edepli, saygılı, sevgili davranarak arkadaş tebrik eder, iman, İslam ehlisin. Sen işte şöyle bir çalışmayla kendini bu sahada da geliştir. Kur'an'ı öğren, öğret. Öğretenlerden ol. Ezberle, anla. Ondan sonra Allah-u Zülcelal'i zikret. Burada şunu da deyim. Allah'ı zikretmek için bir tarikata girmek, bir şeyhtan intisap şart değil. Allah-u Zülcelal'i zikretmek farzdır. Kur'an'da gayet açık. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu zikrullaha zikran kethira. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin. Efendim Kayseri İlahiyat'ta öğrenciyiz. Allah taksiratlarını affetsin, öldü. Bir hoca öyle dedi, insan günde bir defa dedi, Allah dese dedi, senede 365 defa demiş olur ki bu da dedi çok zikir. Şeyh Sadi deli mi diyor ki, her nefes Allah desen %100 boşlanırsın diyor. Çünkü diyor, bir dersin, iki nefes alırsın diyor. Boş çıkarsın. Ne demek oluyor? Her zerrenle de ve çok diyorum deme.
bunlar, bu hücreler. Hepsi ondan armağan, yaratıp bırakmamış. İşletiyor, geliştiriyor, çalıştırıyor, bir an bırakmıyor. Ona sonsuz hamd senalar olsun. Şu var ki arkadaşlar, Allah'ı bilenleri bulmadıkça bilginiz kemale ermez. Görenleri bulmadıkça göremezsiniz. Bunun için tavsiye ederiz. Ehli tarik olmak bambaşka bir şeydir. Diyorum ki şeriat, tarikat, hakikat, marifet nedir? Bakın. Bunu eserlerimde de anlatıyorum. Şeriat, Kur'an'la, sünnet-i seniye ile, bilgilerle, belgelerle Allah'a yolculuk yapmaktır. Şeriat. Tarikat, Hazreti Muhammed'i yansıtacak kamil bir veliye arkadaş olup onunla gitmek. Ve Resulullah'ı bularak bunu devam ettirmek. Hakikat deyince Resul-i Zişen Efendimiz'in mübarek ömrünün sonunda telkin ettiği gibi bize İler refikil a'la bir refikil a'la, en yüce dosta, en yüce dostla. Yani ona, onunla gitmek. Marifet, ona, onunla giderken şeytan orada da insanı şaşırtır. Çünkü kul büyüdükçe şeytan büyüklüğünü ortaya koyar. Marifet, hakkı batıldan, hayrı şerden, dostu düşmandan, hak hali, yanılgı ve yanlıştan seçmek için ilahi bir bilgidir. Hikmet ise kararlılık, sağlam ilim ve icraatın ta kendisidir. Esrar-ı ilahi, Allah-u Azimüşşan'ın bütün mevcudata kendilerinden yakın olarak idare etmesi sırlarından başlayan sırlar yoludur vesaire. Allah tevfikimi refikimiz eylesin. Bu ayetle sonlandırayım. Estaizu billah ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi yunib. Başarım sadece ve sadece Allah'ladır. Ona tevekkül ettim. Ona yöneldim. Tevekkül demek neydi? Dini, dünyevi, maddi ve manevi her şeyimizde ve herkese karşı Allah'a avukat tutmak demek. Bütün işleri ona bırakmak demek. Bu da insana diyor, Allah'a halife olmayı kazandırır. Tahakkuk ettiğinde, gerçekleştirir.